Elimizde A ve B molekülünün C artı D molekülü ile dinamik dengede olduğu kimyasal bir tepkime olsun. Bu da ileri tepkimenin hızının geri tepkimenin ki ile aynı hızda olduğu anlamına geliyor. A, B, C ve D'nin derişimlerinde bir denge olacak ve istersek buradaki denge sabitini biz bulabiliriz. Önceki videolarda birkaç kere söyledim yine söyleyeyim. İleri tepkimenin hızının geri tepkimeninkiyle aynı olması tüm derişimlerinin aynı olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Her bir molekülün yoğunluğu birbirinden çok farklı olabilir. Fakat ileri ve geri tepkime hızları aynı olduğu için derişimler artık değişmiyor. Şimdi dengede olduğumuza göre sisteme daha fazla A eklersem ne olur? Sorumuz bu olsun. Unutmayın, sistem dengedeydi, derişimler sabitti. Fakat birdenbire daha fazla A ekliyorum. Değil mi yani diyelim psikopatım abi canım çekti basıyorum A'yı daha fazla A molekülü ekleyince ben sisteme B eklemesem de herhangi bir A ve B molekülünün tam da olması gerektiği gibi çarpışma ihtimali var. Dolayısıyla ileri tepkime daha olası hale geliyor. Sisteme daha fazla A eklediğimde bunlar daha fazla B'ye rastlayacak ve B'ler biraz azalacak öyle değil mi? Çünkü daha fazla B tüketilmiş olacak. Daha da önemlisi C ve D'ler kesinlikle artacak. A'lar daha fazla B ile karşılaşacak ve bu ileri tepkimenin hızı birdenbire geri tepkimenin hızından daha hızlı olacak. Yani tepkime bu yönde olacak. Daha fazla C ve D olacak ve bazıları birbirleriyle karşılaşıp şu yöne gidecek. Sonunda yeni bir dengeye ulaşacağız. Fakat buradaki önemli nokta, elimizde daha fazla A kalırken B eklememiş olduğumuz için B'nin miktarının azalması. Bu durumda ekstra A'ların tükettiği B'lerin sayısı daha fazla olacak. Bunlar da dengeyi koruyabilmek için daha fazla C ve D üretecek. A'nın yanında daha fazla B eklediğimizi eğer varsayarsak, tepkime ileri yönde gitmeye daha yatkın olacak bu sefer. Bence bunu anlamak çok da büyük bir bakış açısına sahip olmak anlamına gelmiyor. çünkü anlattığım şeyler zaten bariz bir şekilde ortada. Tepkimeye e, bu yöne daha fazla ekleme yaparak dışarıdan bir etki yapıyorsanız eğer doğal olarak tepkime etkiyi azaltacağı bu yöne doğru ilerleyecektir. Daha fazla a eklerseniz yine daha fazla b ile karşılaşan a olacak. Bu yönde ilerleyip, belki daha fazla b'yi tüketecek, İkisinden de eklerseniz, tüm burası şu yönde ilerleyecek, öyle değil mi? Evet, tepkimeyi başka bir renkle yeniden yazayım. a artı b, dinamik denge c artı d. Peki daha fazla c eklersem ne olur arkadaşlar? Bence siz olayı artık çözdünüz. Evet, bu durumda a ve b artar, belki daha fazla d tüketilir. Hem C hem D eklerseniz çok daha fazla A ve B üretilir. Bu aslında anlaşılması gayet kolay olsa da süslü bir isimle anılan bir ilke, bir prensip. O da şu, Le Chatelier ilkesi. Le Chatelier ilkesi. E, Fransızcan fena değildir arkadaşlar. Bunun bu şekilde e, okunduğunu biliyorum. O yüzden e, bundan emin olabilirsiniz. Böyle söyleyebilirsiniz. Le Chatelier ilkesi. Evet. Bu ülkenin dediği şey şu. Gerek bir tepkimeyi böyle dışarıdan bir etki buna yaparsanız tepkime ve tepkimenin bir tarafı bu etkiyi azaltmaya çalışır. Burada etki yapmak derken daha fazla A eklemeyi kastediyorum tabii ki. Bu durumda tepkime etkiyi azaltmak için ileri yöne gidecek. Bu etkiyi aynı zamanda stres olarak da düşünebiliriz. Tabii burada günlük anlamıyla kullandığımız stresten bahsetmiyoruz. Yani sınav stresi, iş stresi falan değil bu. Fakat tepkimeyi daha önceki haline göre değiştirdiği için bir tür stres görevi görüyor diyebiliriz. Çünkü tepkime daha önce huzurlu ve sabitti. Böyle rahat bir ortamdaydı. Oh yatıyordu böyle tepkimemiz. Evet, Le Chatelier ilkesini göz önüne alarak daha fazla örnek düşünebiliriz şimdi beraber. Diyelim A artı B artı biraz ısı olsun. Bu da C artı D biraz da E üretsin. Bu sisteme ısı eklersem ne olur? tepkimenin ileri yönde gitmesi için ısıya ihtiyaç var. Ortama ne kadar çok ısı eklerseniz o kadar ileri yönde gitme ihtimaliniz olur. Le Chatelier ilkesine göre bu tepkimeye ısı ekleyerek tepkimenin üzerindeki stresi arttırıyoruz ve bu tepkime bu stresin kaynağını ortadan kaldırmak için ileri yönde gidiyor. Stres kaynağını yok etmek için bu girdiden daha fazlasına ihtiyacımız var. Böylelikle daha fazla A tüketeceğiz ve dengeye ulaştığımızda A'nın sabit yoğunluğu ve B azalacak. Çünkü daha çok tüketiliyor. İleri tepkime daha çok gerçekleşiyor ve C, D ve E artıyor. Şimdi yazdıklarımı siliyorum ve az öncekinin tam tersini yapsaydık ne olurdu onu düşünüyorum. Isı ekleme yerine ısı çıkarma işlemini yaptığımızı hayal edelim. Tepkimeden ısıyı alırsak ne olur? Sorumuz bu. O zaman diğer yönde tepkime gerçekleşir. Çünkü burada daha az ısı olur. Tüm burası beraber olduğuna göre bu tepkimenin gerçekleşmesi için daha az ısı olur. Öyleyse buradaki hız şuradaki hıza göre baskın olmaya başlar, değil mi? Isıyı çıkarırsanız bu tepkimenin hızı düşer, burası büyür ve yoğunluğun hareketi şu yönde daha fazla olur. Başka bir deyişle ters tepkime gerçekleşir. Şimdi başka bir stres kaynağını düşünelim. Basınç. Haber sürecinden daha önce bahsetmiştik. Bu da Haber sürecinin tepkimesi. Azot gazı artı 3 mol hidrojen gazı 2 mol amonyak gazıyla dengede. Şimdi bu sisteme basınç uygularsam ne olur? Basınç uyguluyorum, şöyle gösterelim. Bir şeye basınç uyguladığınızda onun sıkıştığını görürsünüz, değil mi? Yani basıncı artırmak hacmi düşürür ve uygulanan güç moleküllerini birbirine yaklaştırır. Moleküller birbirine yaklaşınca basıncın yarattığı stres daha az molekül olduğunda giderilebilir. Şu şekilde düşünelim. PV eşittir nRT. Bu formülü hatırlarsınız çünkü daha önce görmüştük birkaç kez. O zaman P eşittir nRT bölü V diyebiliriz. Basıncı arttırırsak bu sistemi nasıl rahatlatırız? Biraz önce bahsettiğim Le Chatelier ilkesine göre gerçekleşecek olan şey stres kaynağının yarattığı etkiyi azaltıyordu. Yani tepkime bu etkiyi azaltacak yönde ilerleyecek. Molekül sayısını düşürürsek basıncı azaltırız, öyle değil mi? Daha az şey birbiri üzerinde hareket etmiş olur. Evet, molekül sayısını düşürürsek aslında bunu böyle yazmamalıydım. Çünkü tam bir denklem değil. Fakat bu şekilde düşünmenizi istiyorum. Burayı silsem daha iyi olacak. iyice kafanızı karıştırmayalım. Diyelim ki elimde bir kutu olsun. Ee, e, bu kadar cafcaflı bir şey istemiyorum. Hayır. Ee, bu da olmadı. Tamamdır. Evet, buna basınç uygulayalım. İlk durumda belli hacimlerde 4 molekül olsun. Diğer bir durumda ise bu moleküller birleşsin ve iki molekül olsun. Her iki durumda da dört molekülün iki molekül olarak birleşebileceği bir tepkime gerçekleşebilir. Şu yukarıdaki örneği kullanayım. Buradaki mavi molekül azot olsun. Başka bir renkle yapayım bunu. Evet, turuncu olan molekül 3 hidrojenle birleşip şunu üretebilir. Yukarıdaki tepkimeyi daha görsel olarak göstermiş oldum. Bu sisteme basınç uygulayayım. Buradaki basıncı bu yönden daha fazla güç uygulanması olarak düşünüyorum. Sizce bu durumlardan hangileri sistemi rahatlatıp basıncı azaltabilir? Tabii ki daha az molekülün birbirine çarptığı durum. Çünkü bunların sıkışması daha fazla molekülün olduğu duruma göre daha kolay. Bunu çok gelişi güzel çiziyorum fakat konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olduğunu düşünüyorum. Sisteme basınç uyguladığımızı düşünelim. Bakın, buradaki ok basıncın azalması değil, sisteme basınç uygulanmasını kastediyor. Evet, basınç artarsa tepkime hangi tarafı izleyecek arkadaşlar? Tabii ki daha az molekülün olduğu tarafı. Bu tarafta sadece iki tane molekül var. Aslında buradaki moleküller daha büyük çünkü kütleyi belli bir yönde kaybediyoruz diye bir şey yok. Burada ise 1 mol azot gazı ve 3 mol hidrojen ile birlikte toplam 4 mol gazımız var. Şimdi tüm bu anlattıklarımı daha önce işlediğimiz kinetik denge konusuyla birleştirelim. Şöyle bir tepkimi hayal edelim ve Le Chatelier ilkesinin denge sabitleriyle ilgili öğrendiklerimizde tutarlı olduğunu size gösterelim. Kat sayısı 2 olan gaz halinde 2 mol A artı gaz halinde B, gaz halinde C ile dengede. İlk denge halinde ise A'nın yoğunluğunun 2 mol, B'nin 6 mol, C'nin ise 8 mol olduğunu düşünelim. Buradaki denge sabiti ne olur? Buradaki denge sabiti C'nin yani ürünün yoğunluğu 8 mol bölü şuradaki 2 sebebiyle 2 mol'ün karesi çarpı 6. Bu da 8 bölü 24 yani 1 bölü 3 ediyor. Şimdi daha fazla A eklediğimizi düşünelim. Tam ne kadar olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü işlem yapması çok zor olur. Fakat daha fazla A ekledikten sonra yeni bir yoğunluğumuzun olduğunu söyleyebiliriz. A'nın yoğunluğu 3 mol olsun diyelim. İyi de ben tam bir mol mü eklemiştim diye sorabilirsiniz. Hayır muhtemelen bir molden fazla eklemişsinizdir. Ne eklemiş olursanız e, olun ya da ne eklemiş olursam olayım tepkimeyi ileri yöne itecek ve bunun bir kısmı tüketilip şu yöne gidecek. Fakat kalan ne varsa o burada. Yani bu sisteme bir molden fazla derişim eklemiş olabilirim. Fakat tüketilen birden fazla e, birden fazla olan ne varsa en son elimizde bu denge yoğunluğu olarak 3 kaldı. Yani ben bir mol eklemiş değilim, bundan daha fazla da ekleyebilirdim. Mesela şimdi C için yeni dengemizin 12 mol olduğunu düşünelim. Bu da dediklerimizle aynı derecede tutarlı. Sisteme A ekliyorsak C'nin yoğunluğu artmalı ve B'nin yoğunluğu ise biraz azalmalı. Çünkü daha fazla A partikülü veya molekülü ile çarpışacağından daha fazla B tüketilecek. B'nin yeni yoğunluğuna bir daha bakalım. Unutmayın denge sabiti adı üzerinde sabit kalır. Denge sabitimiz C'nin yoğunluğuna eşit olacak değil mi? 12 mol bölü A'nın yeni yoğunluğu yani 3. Fakat tepkimeyi hatırlarsanız A'nın katsayısı 2 idi. Yani buraya 3'ün karesini yazıyorum çarpı B'nin yeni yoğunluğu. Burada bir katsayı olmadığı için B'nin üssünü almama e, hiç gerek yok. Evet şimdi bunu çözelim. 1 bölü 3 eşittir. 12 bölü 9B. İşler çarpımı yaparsak 9 çarpı B'nin yoğunluğu eşittir. 3 çarpı 12 yani 36'ya eşit. Her iki tarafı 9'a bölersek B'nin yeni yoğunluğunu 4 olarak buluyoruz. Evet, B eşittir 4 mol. Gayet mantıklı. 2 mol A, 6 mol B, 8 mol C ile işe başlamıştık. Öyle değil mi? Tepkimeye daha fazla A ekleyince şu yönde ilerledi. Belki gitti geldi fakat en sonunda A 3 molde sabitlendi. C ne yaptı? 12 mole çıktı. Yani C'nin kesinlikle arttığını görüyoruz. Dikkat ederseniz B ne oldu? B'nin sabit denge yoğunluğu azaldı. Bu da söylediklerimizde tutarlı. Tepkime bu yönde ilerleyince daha çok C üretiliyor. B ise tüketiliyor. Umarım bu video bir tepkimeye etki veya stres uygulamak ve Le Chatelier ilkesini anlamanız konusunda size yardımcı olmuştur.